bu adam, Cumhurbaşkanı mı olacaktı? CHP Genel Başkanı sıfatıyla geçtiğimiz sene bugünlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak halkın önüne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayınlanan yazısında, sandıkta yenemediği rakibini hedef tahtasına koymuş. %2,5'luk Ümit Özdağ 3 bakanlık teklif ettiği sonradan ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu iyi ki Cumhurbaşkanı seçilmemiş dediğimiz onlarca defosu ortaya çıktı ama dün yazdığı yazı artık öncekileri de geçip iyice tüy diken bir ifşaat oldu. CHP'nin başında 10 yıldan uzun süre kalmış birisi. Bu kadar mı çapsız olur? Sözü fazla uzatmayalım, sade gelelim diyor ki Kılıçdaroğlu Cumhuriyetle birlikte saraylar gitmiş genç cumhuriyetin kalbi aklı bilimi ve mütevazılığı önceleyen Çankaya Köşkü'nde atmaya başlamıştı. Soruyorum Kılıçdaroğlu'na yeni cumhuriyetin ilk ve 15 yıl o makamda oturan Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk nerede vefat etti? Çankaya Köşkü'nde mi Dolmabahçe Sarayı'nda mı? Cevap beklemiyorum. Kılıçdaroğlu bir başka cümlesine bakıyorum. Erdoğan'a kadar bütün Cumhurbaşkanları Çankaya Köşkü'nde görev yaptılar. Çankaya'nın kutsal bir mekan olduğunu kimse iddia edemez ama gelin görün ki Turgut Özal'a kadar bütün Cumhurbaşkanları askerdir. Belki bu yönüyle Cumhurbaşkanları arasında bir tasnif yapmak çok daha doğrudur. Turgut Özal'a kadar hep asker emeklisi Cumhurbaşkanları ve Turgut Özal'dan sonraki sivil cumhurbaşkanları, Kılıçdaroğlu ne hikmetse, bu tasnif yerine, Çankaya'da oturanlar ve içinde kütüphanesinden başlayın, camisine kadar ve 5 yıldızlı otel salonlarına verilecek milyonluk harcamaları bitiren salonlara varıncaya kadar yeni Türkiye'ye yakışır, külliye tasnifini yapmayı tercih etmiş Kılıçdaroğlu içindeki köşk ifadesine ve sınırlı sayıda insanın girebilmesinden anlaşılacağı üzere saray. Tanımlamasına daha yakın olan Çankaya'yı övüp muhtarından şehit ailesine, öğretmeninden kaymakam adaylarına kadar Türkiye'nin neredeyse dörtte birini ağırlamış külliyeyi ise yerin dibine batırmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan için diyor ki, anayasa değişikliği ile birlikte amacına büyük ölçüde ulaşmış, sadece yürütme organını değil, yasama ve yargı organını da kontrol eder noktaya gelmişti. Ben de Kılıçdaroğlu'na soruyorum, Tayyip Erdoğan iktidarının 22. yılında müfredatı bile değiştiremediği ve son günlerde bu konuda yoğun tartışmaların yaşandığı bir gerçek iken siz nasıl oluyor da, sadece yürütme değil yasama ve yargı organını da kontrol eden, diyebiliyorsunuz, Kılıçdaroğlu dünkü yazısından şu cümlede dikkat çekici. Böylece AK Parti zamanla Bağızçı bir partiye dönüşmüş ve Erdoğan artık, ben devletim devlet benim, deme noktasına gelmişti, Türkiye'de kendisinin de katıldı. Seçimlerde 22 yıldır rakiplerini eze eze seçim kazanan AK Parti'ye Bağızçı diyen Kılıçdaroğlu benim azur görsün, Suriye'deki adıyla sanıyla Bağızçı olan partiye kendisi niye ölümüne destek veriyor? Şu cümlede Kılıçdaroğlu dünkü yazısından, Merkez Bankası'nın kasasından 128 milyar dolar birilerine satıldı. Kimlere satıldığını ve kaç liradan satıldığını bilen yok. Oysa cevabı Kılıçdaroğlu Partisinden milletvekili olan İlhan Kesici vermişti. Merkez Bankası bilançosuna okumasını bilen merak ettiğini öğrenir. Kılıçdaroğlu'na şunu da sormuyorum. 128 milyar doları babam mı Merkez Bankası kasasına koymuştu? Kılıçdaroğlu yazısında devam ediyor. Siz dünyanın herhangi bir ülkesinde rüşvet alan birilerinin büyükelçi atandığını duydunuz mu? Duymadınız. FETÖ'cülerin suçladığı egemen bağışı kastediyor Kılıçdaroğlu. Suçlayanlar FETÖ'cü, ayrıca suçlanan da iddiayı kabul etmiyor, bu konuda bir mahkeme kararı da bulunmuyor. Buna rağmen Kılıçdaroğlu bir büyükelçiyi rüşvet almakla suçlayarak devlet terbiyesine sahip olmadığını ispatlıyor. Ama işin daha ilginci, aldığı rüşveti itiraf eden Cumhuriyet Gazetesi, Kılıçdaroğlu nezdinde bağımsız gazete olarak övgüye mazhar olabiliyor, hatırlayın Cumhuriyet Gazetesi. İnternet üzerinden satışları düzenleme noktasındaki bir kanunun aleyhine haber yapılması için, bir şirketten çikolata kutusu içerisinde 500 bin Türk lirası aldıklarını itiraf etti, Kılıçdaroğlu bu rüşvet itirafından. Sonra, o gazeteye ziyarette bulunup, Örgüler düzdü, şimdi soralım Kılıçdaroğlu'na, rüşvet aldığını itiraf eden bir gazete dünya genelinde hiç duydunuz mu? Ben duymadım. Kılıçdaroğlu aynı yazısında, Saray bugün, beşli çetelerin, ihale takipçilerinin karargahıdır, diyor. Ben de soruyorum, o beşli çeteden birisi de CHP'nin milletvekili değil miydi? Çanakkale Köprüsü'nü ve Avrasya Tüneli'ni yapan müteahhitlerden birisi CHP milletvekilinin şirketi değil miydi? O milletvekili vefat ettiğinde taziyeye giden Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Taziyeye CHP genel başkanı gitsin, ailenin verdiği vefat ilanı CHP'nin yayın organı Sözcü'de yayınlansın. Ama o müteahhit üzerinden AK Parti suçlansın. Bu nasıl bir iş? Daha önce onlarca, yüzlerce benzeri örneği yaşanan seçildikten sonra mutlak kanunsuzluk sebebiyle belediye başkanlığı iptal edilen, milletvekilleri iptal edilen birçok isim bulunmasına rağmen Kılıçdaroğlu cehaleti Can Atalay olayında da nüksediyor." diyor ki, "Yüksek Seçim Kurulu'nun seçilmesinde hiçbir engel yoktur. Kararı üzerine seçime giren ve kazanan TBMM'de İnsan Hakları Komisyonuna seçilen Can Atalay hapisten çıkamaz." o anayasanın 14. maddesini okumaktan aciz bir adam bu ülkede cumhurbaşkanı olmaya soyundu. Maalesef ki maalesef, bir suçluyu cezaevinden çıkartmak için ahlaksızca oyunlar oynadılar. Bir de utanmadan bunu, tekrar tekrar hatırlatıyorlar, tekrar bunların yüzlerine vuralım, bugün için Fethullah Gülen'in sabıka kaydı olmadığı için Yüksek Seçim Kurulu bu terörist başının müracaat etmesi halinde vereceği karar, seçime girmesine engel yoktur, şeklinde olacaktır. Murat Karayılan için Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karar, yine aynı şekilde olacaktır. Tabii ki, bu şu demek değildir, bu kişiler seçilirse, milletvekillikleri düşürülemez, yargılamaları devam ettirilemez, mahkum edilemezler. Yok böyle bir dünya Kılıçdaroğlu. Seçilseler bile, yargılamaları sürer ve mahkum olduklarında vekillikleri düşer, Kılıçdaroğlu hukukçu olmayabilir ama yanında onlarca hukukçu geçinenler var, boşverin siyaseti, boşverin şunu, bunu yitseniz cevap verin, Fethullah Gülen Murat Karayılan, Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etse, ben milletvekili adayıyım dese, onun adaylığını YSK reddedebilir mi? CHP'li hukukçu geçinenler cevap versin, YSK şu sebeple, henüz sabıka kaydı olmayan Fethullah Gülen'in veya Murat Karayılan'ın milletvekili adaylığını reddedebilir, diyebilirler mi, diyemezler, ama yine algı ve yalan üzerine, YSK adaylığını kabul etti. Şimdi niye vekil iken yargılama devam ediyor, diyorlar. 50 defa anlattık, anlamadılar. Bu da 51. olsun. Belki bu sefer anlarlar. Kılıçdaroğlu yazısının daha yarısına bile gelemedim ama görüyorsunuz işte baştan aşağıya yanlış, yalan, iftira dolu ifadeler. İşte bu adam az kalsın bu ülkeye cumhurbaşkanı seçilecekti. Allah bu milleti korumuş.